Herkese yeni bir Euro Truck Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Güzel bir video, güzel bir gün diliyorum hepiniz için. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın. Kamerayı ayarlarken yönümüzü, yörüngemizi şaşırdık. Şu navigasyonu şöyle bir kapatayım dostlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Kamaz marka, zaten kapaktan başlıktan görmüşsünüzdür. Rus model bir tırla beraberiz bugün. Görünüşü her ne kadar mana andırsa da yine arkamıza da yine Rus marka galiba nefas bir dorse bulduk. Saman yükledik. Saman balyası götüreceğiz bugün. Rotamız da yukarıda bu. Daha önce gitmediğim Rusya bölgesi sayılır. Rusya bölgesi diyeyim hatta. Şöyle Saint Petersburg tarafına falan gideceğiz. Narva'ya gideceğiz ama uzun bir yolumuz var. Hepsini gidemeyebiliriz. Ben kafama göre bir rota oluşturdum. Güzel güzel yolumuza çıkacağız. Emniyet kemerlerinizi takın abi. Emniyetli bir şekilde yolculuğumuz başlıyor. Güzel bir video diliyorum. Sizlerden bir ricam var tabii ki ondan önce. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Videoyu da şimdiden beğenmeniz çok önemli. Sese bakın. Bir dakika. Ben manuel vitese geçeyim de. Oynamış diyelim şuradan. Kontroller diyelim. H vites kolu. Adaptif şanzımanı geçtik. Camı bir aç. Hornası çok güzel. Bak. Güzel güzel. Sanki bir otomobil sesi var. Roland sesi çok güzel. V8 bir motor vardı, onu seçtim. Güzel. Azıcık egzoz sesi dinleyelim. Aracımız güzel dostlar. Modları bu arada Discord'da paylaştım. Haberiniz olsun. Oradan erişebilirsiniz. Açıklamada Discord'um var. Video modlarım isminde bir kanal var. Orada paylaşıyorum. Ben şu koltuğumu da bir ayarlayayım hemen. Tamam, zaten şu ayar güzel ya. Tamam. İkili sistemde gidelim. Güzel güzel. Oynanıyor. Aracımız güçlü. Sakin sakin gideceğiz. İçini de göstereyim şöyle size. İçi de gayet güzel. Klasik bir Rus'tur abi işte. Sağımıza solumuza bakalım. Emniyetli bir şekilde çıkalım. Vay be. Kaç gün oldu? Epey bir zaman oldu ya direksiyon başına geçmeyeli. Özlemişim. O vites aralarında gelen bir ses var. Bak şu. Ona bayıldım. Güzel. Bizde böyle görünüyor. Bu saman abileri götüreceğiz sağ salim. Toplamda 981 kilometre diyor ama dediğim gibi hepsini götüremeyebiliriz. Bu bölgede daha önce hiç tır sürmemiştim. Of, çatara patır o tıslamalar mıslamalar çok iyi. Mod güzel. Modları da nereden buluyorsunuz diyen arkadaşlarımız oluyor. Onlara da ithafen söyleyeyim. Modlara dostlar ETS2 LT sitesinden buluyorum ben. Herkes gibi. Sizlere de açık bir site. Herkese ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tabii ki ücretli modlar da var herhalde. O sitede var mı bilmiyorum da.
Saydırıyoruz vallahi vitesleri. Açalım birazcık da gazı açalım ya, öyle yavaş yavaş olmaz. Eyvah, ne oldu, ne bu tıkanıklık? Eyvah, öyle fren mi yapılır oğlum ya? Millete yol vereceğim diye. Dur biraz geri geleyim de çık. İlk kazamızı da yaptık dostlar aracımızla. Canımız sağ olsun. Mermer blok falan vardı. Oradan bir Yasin'e selam çakacaktım da. O işi bulamadım. İş bulamadık burada da Yasin. Bildiğin gibi değil baba. Yok. Yasin kim diye soracak olursanız da zaten çoğunuz bu videoyu takip ediyorsanız Eurotruck falan, mutlaka gerçek videolarını da izliyorsunuzdur. Kendisi YouTuber bir kardeşimiz. Yasin Uzun. Selam olsun. Bizden bir selam götürün dostlar. Kanalına giderseniz eğer. Pornosu da güzel ha. Vallahi. Bu bizim süspansiyon moduyla da çok güzel çalışıyor. Çok da güzel sallanıyor şu anda. Güzel bir hissiyatı var yani. Sanki yol hiç bozuk değilmiş gibi. Rötardarımız yok. O yüzden temkinli olalım biraz. Kaçına gidiyor kardeş? Yani yüzü rahat görüyoruz. Zaten yükümüz kaç tondu? 16 ton falandı. Toplam ağırlığımız 30 ton falan ya şu an işte araçla beraber desem. O civarda. Bu bölgeye de daha önce gelmemiştim. Daha doğrusu bu save'de gelmemişim. Belki ötekinde gelmişimdir muhakkak. Bu save bizim modlu save'imiz. Polise de tampon yapmazsın be kardeşim. Neyse ileride döneceğiz. Sen gidebilirsin polis abi. 90'ı 100'ü çok rahat görebiliyoruz dostlar. Onda sıkıntı yok. Keyifli bir yolculuk olacak. Aracın da böyle sallanmasını falan çok beğendim. Süspansiyon moduyla güzel çalışıyor şu anda. Şu anlık hislerim bu. Yok mu bir otoban? Sizinle bir şey yapalım ya. Turku tarafına döneceğiz biz. Sağdan. Ortamızı da kurtardı. Yolumuza da atladık. Buralar çok güzelmiş bu arada. Niye sık sık gelmiyorsam? Oyunda gelmedim diye pişman olduğum nadir yerlerden buralar. Aynen, şimdi daha iyi oldu bakış açısı. Eyvah, bir de polisle denk geldik lan. Böyle bir şans yok ya. Neyse tamam, çaktırmadan girelim dedik de
Elimize yüzümüze bulaştı. Çünkü benim önümdeki polise ben triggerlanmıştım. Orayı geçmem lazımdı benim bir şekilde. Affedin. Güzel güzel abi. Bu modu oynayın. Kısa süreli bir ölüm korkusundan sonra yolumuza devam ediyoruz efendim. Yüzle falan gidiyoruz şu anda da. Gideceğim mi, gitmeyeceğim mi belli değil ki. Sollamaya çıkıyorum, gazı açıyorum. Böyle bir şey var mı ya? Önümüzdeki abi Türk olabilir bu arada. Tam Türk işi. O kadar süre yavaş gider. Tam sollamaya çıkarsın bir bakar böyle. Oo benim geçiyor lan acaba diye vites düşüreyim falan böyle. Gazı açayım gideyim. Buçukları kullanmaya çalışıyorum. Daha doğrusu mandal kullanıyorum, buçuk değil. Bu arada oyundaki böyle direksiyon şeyi bir değişmiş ha. Böyle bir savrulduğun zaman aracı zapt etmen zorlaşıyor. Allah Allah. Yük sanki böyle gerçekmişçesine şey yapıyor, bir garip. Sanki yük sallıyor direksiyonu. Ya Allah kahretsin ya. Hiç yavaşlayamam abi, kusura bakmasınlar ya. Karşıdan da gelen yok, ben açarım gazı abi. Bunlar da sinyal vermiyor, yapacak bir şey yok. Ben yardırırım. Ve sağ atarım kendimi. Yok, buradan değil, buradan değil, ileriden. Niye yavaşladım bu kadar hiç bilmiyorum biliyor musun? Evet abi bu arada araç bir garip sallıyor ya onu söyleyeyim bak. Hadi be, hadi be. Vay arkadaş. Sinirlendim. Bu arada bu arkamızdaki Dorse modunun çok farklı yükleri var. Bunların hepsini şey yapacağız sizlere. Yani göstermeye çalışacağım elinden geldiği kadar. Farklı bir araç da olabilir. Belki bu aynı yük olabilir. Farklı araca dönebiliriz falan. Yine mod sitelerinden bulduğum böyle hoşuma giden modları sizlere göstermeye çalışacağım yani. Bundan bahsediyorum aslında. Söylemek istediğim şey bu. Kendimi anlatamıyorum bu aralar. Kusura bakmayın. En kötüsü de o zaten, kendini anlatamamak. Şöyle.
Allah affetsin, abimizin yanından geçtik. Şanzıman sesimizi de duyduğumuza göre sanayiye çekebiliriz abi. Sesler. Ulan var ya, illaki beni böyle komple yavaşlatacaklar ya. Bu arada sağdaki evlere falan bakın, çıktıklara falan bakın. Çok güzel. Güzel bölge. Uzun zamandır gelmiyorum ama belli ki yani. Ya da geldik mi? Ne tatlı ya, ne fark edecek değil mi? Geldin veya gelmedin işte, şu an geldin. Ve güzelmiş. Beğendik. Puanım 9. Yeni bir diziye başladım. Geçtiğimiz günlerde For All Mankind'i bitirdim. Mankind. Ya da Mankind miydi? Uzay dizisi işte. 4 sezon toplamda. İlk sezonun 5 bölümüne tahammül edebilirseniz, canınız sıkılmadan izlerseniz, dizi 4 sezon muhteşem gidiyor. Bir yere kadar dünyayla dünyada yaşanan uzay savaşını anlatıyor. Bir yerden sonra artık bilim kurguya dönüyor. Artık böyle kendi senaryosuna dönüyor. O da çok güzel bir olay. Şu karşıdan gelen olmasaydı şunları çok güzel bir şekilde sollardık ya. Alalım mı risk? Almayalım, almayalım, almayalım. Of. Tünelde ne öyle vites değiştirince çat sesler geliyor. Aklıma şey geldi ya. Yurt dışında bir tane dayı telefon alıyor. Yeni telefon aldım hacı ya diyor, tamam mı? Telefonu videoyu çekiyor, gösteriyor. Bir tane de mağazanın önünden geçiyor abi. Mağazanın ismi de Nora. Şimdi abimiz Yozgatlı olunca onu da şey diye okuyor. Nöreh diye okuyor. Nöreh şey, o sırada da telefonu aldım falan deyince tabi Nöreh mi? Nörürsen Nöre ol, bana ne diyor. O geldi aklıma. Van gördüm ya, Van dorsası falan. Niye anlattırdınız bana bunu ya? Tamam. Daha fazla rezil olmak istemiyorum. Okey. Utandım. Utanç yükleniyor. Ne görürsen ne görür oğlum. Bana ne? Bu arada az önce ben hız göstergesine bakıyorum da yukarıda da şey varmış ya. Ekrandaki hattakini unutuyorum ya. Da işte gerçekçi oynamaktan geliyor. Bizim kafa şeye gidiyor hep. Daha fazla nasıl gerçekçi oynayabilirim? Daha fazla nasıl keyifli olabilir? Biz bir kaptıralım abi. Karşıdan gelenler var. Abi ben tam sollamaya çıkacağım. Bayağı rahatladı diyorum. Trafik geliyor. Böyle bir şey var mı ya? Kaçın lan. Sinirlendim. Zaten hasarsızlık var. Tam böyle hızlandım. Gelen trafiğe bak. Halbuki yolda bomboştu. Neyse biraz beklesem yol çifte düşüyormuş ya. Çifte çıkıyormuş. Sabır sabır. Bak bunların hepsi bir öğreti. Hayatta hiçbir şey kolay değildir abi. Sabredebilen kazanır. Bayağı da geldik bu arada. 660 kilometre yolumuz kaldı. Bu taraflar keyifliymiş ama onu söyleyebilirim.
Biraz daha düşelim hızımızı. 50 ile dönülmesi tavsiye ediliyormuş tabeladan okuduğumuz kadarıyla. Görüş açıları falan da güzel aracın bu arada. Yol burada çift, birazdan teke mi düşecek? Polis abi bir sağından sollayayım da görsün durumun ciddiyetini. Polisi. Aynen. Baklava ki, cacı ki, dolma ki. Ulan ne güzel 3 şerit yola çıktık derken ileride yolun teke düştüğünü gördüm ya. Kötü oldu. Neyse birazcık hızlanmış olduk, en azından açıldı ayağımız. Yok, teke de düşmüyor herhalde ya. Çift çift devam. Araç şu anda hiç güven vermiyor. Zaten güvenli bir hızda değilim. 122 km hız yaptım. İnşallah bir problem olmadan da atlatacağız. He. Hmm. 137. Kırk. Toz değil, samandır baba. Evet, ileriden döneceğiz. Artık 140'ı gördük yani, net bir şekilde onu söyleyebiliriz. Güzel bastık. Helsinki tarafına dönüyoruz. 60'la dönülmesi uygun görülmüş. Kar 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 kar. Yanlış bir şey yaptım aslında. Böyle bir test düşmemek lazım da. Tırsan mıydı lan? Vallahi tırsanın hafriyat şeyini gördüm ha. Gerçi niye şaşırıyorsam trafikte görebiliriz ya. Oyuna eklendi sonuçta. Ya da yanlış okumuş da olabilirim, bilmiyorum. Videonun tekrarından bakarım ben muhakkak. Hadi dayı hadi. Sağdaki ama soldaki. Adama gireceğim. Sen de kusura bakmayacaksın kırmızılı. Önüme geç, bir de fren yap. İyi vallahi, güzelmiş.
Gerçek hayatta yapılmaması gereken seriler. Videolarımı izleyin ama örnek almayın dostlar. Eğer tırcıysanız. Tabii kısa yoldan Tahtalıköy düşünüyorsanız tabii orası ayrı da. Onun için kesin bilet, onu söyleyeyim yani. Erkenden götürür. Ya mağarip mal gitmesin yani. Temiz elledin. Görmek istiyorum ya şöyle. Bir yokuş denk gelse. Alırım aklını Mike. Bence gayet güzel gidiyoruz ya. Bak buralar da ayrı güzel ha. Aman aman aman. Aman aman aman. Merhaba. Allah dur. Tamam. Kurtarız. Sıkıntı yok. O abi biraz ezebiliriz ama kurtarız. Şurada bir park yeri var, oraya çekelim artık. Yoruldum baba, tako bitti tako. Buralarda sıkıntı, Türkiye'de değiliz. Türkiye'de dinlen geç. Gidelim güzel bir yere çekelim, durduralım. Şu arkaya durayım. Oralar daha sakin. Gerçi oraya duramayacağız ya. Burası dönme yeriymiş. Neyse çay yaparız. Abiyi de çağırırız ya. Dur şuraya duralım. Evet dostlar. Burada molamızı vereceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Buradan sonra bu yükle farklı bir araçla devam etme ihtimalimiz var. Sizlerin de umarım hoşunuza gitmiştir. Güzel bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Öpüldünüz. Kocaman öpüyorum hepinizi. Açıklamadaki Discord'a, Twitch'e mutlaka bekliyorum. Yakın bir zamanda canlı yayınlara girişebiliriz. Hoşça kalın. Esen kalın dostlar. Bay bay.